Yıldırım nasıl düşüyor? Gökyüzünde yılda 3 milyar şimşek veya yıldırım oluşmaktadır. Bir deyişle yılın herhangi bir zamanında dünyanın üstünde 2000 yıldırım bulutu vardır ve dünyamıza her saniyede 100 yıldırım düşmektedir. Güçlü bir fırtına, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat daha fazla enerji açığa çıkarmaktadır. Bu gök olayı, insanlığın ilk tarihlerinden itibaren ilahi bir işaret olarak görülmüştür. Yıldırım düşmesi, insanlar için tehlikeli olmasına rağmen insan yaşamına faydası da vardır. Yıldırımlar, yeryüzündeki bitkiler için faydalı maddeler olan nitratlar ve oksijenin de yeryüzüne inmesine neden olurlar. Her şey, güneş ışıkları ile yeryüzünde ısınan havanın yükselmesiyle başlıyor. Tabii içinde buharlaşan suyu da yukarı taşıyarak. Bu yükselen hava yaklaşık 2-3 kilometreye ulaşınca havanın soğuk katmanlarına rast geliyor. Soğuk havalarda nefes verince nefesimiz nasıl buharlaşıyorsa aynen o şekilde buharlaşıyor ve gördüğümüz bulutu oluşturuyor. Bu bulutlar daha sonra hava akımları ile 20 bin metreye kadar tırmanabiliyorlar. Aslı tam bilinmemesine rağmen bulutların bu yükselişleri sırasında içlerinde oluşan buz kristallerinin birbirine sürtünerek bir statik elektrik enerjisi açığa çıkardıkları öne sürülüyor. Bu elektrik enerjisi bulutların üst katmanlarında pozitif, alt katmanlarında ise negatif yüklü olarak birikiyor. Bulutun içindeki yük, havayı iyonize edecek güce ulaştığında şimşek oluşuyor. Yağmur bulutlarının alt yüzeylerindeki büyük negatif yük içindeki elektronları iterek orayı da pozitif yüklü hale getiriyor ve bu yük saniyede 1000 km hızla toprağa iniyor, yani kısa devre yapıyor. Yıldırımın bu anki ısısı 30.000 derece olup Güneş'in yüzeyindeki ısının 5 katı kadar bir miktara ulaşabiliyor. Belirtilen değerler santigrat derece olarak ifade edilmekte. Yıldırım düşerken çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Yerden de buluta doğru bir boşalma meydana geliyor. Yerden 100 metre yükseklikte bu iki akım birleşiyor ve iletkenliği çok fazla olan bir koridor meydana geliyor. İşte bundan sonra yıldırımı hiçbir şey durduramaz. Pozitif yük hızla buluta doğru onu nötr hale getirmek için yükseliyor. Bu koridordan yerden göğe doğru neredeyse ışık hızının 1/3 biri hızla yükselen bir akım yıldırımın göze gelen şiddetli ışığını da yaratıyor. Ardından yine yukarıdan yere inen ve iki taraf arasındaki potansiyel farkı sıfırlanana kadar bu olay 10-12 kere tekrarlanabiliyor. Sonraki lüzumlu bilgileri izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.